Ne var lan ne? Ne? Al işte yol veriyoruz. Geç hadi geç. Şuna bak. Tabakhaneye yetişecek. Uçarak gidiyor. Uç uç böceği. Annen baban sana terlik pabuç alacak ha. Uç. Aman. Hanımefendiciğim. Ay, bir şeyiniz yok ya. Ay yok bir şey. Yok değil mi? Ters perende atıp zevkten öyle düştüm. Ay. Ama yani siz de aniden arabanın önüne fırladınız yani hanımefendiciğim. Zevzi yağmasın mazerli bir yere tipi. Utanmadan üstte çıkıyor bir de. Ay altına araba çeken yaya olduğunu unutuyor canın ayağındamın memleketinde. Arabasının önüne çıkmışım. Sanki bütün yollar bu herifin arabasının da. Yok canım öyle demek istemedim hanımefendiciğim. Hadi bindir beni arabaya da gidelim. Bir de millet toplanacak. İpten meymun olacağız el aleme. Bitir. Eczaneye falan götüreyim bari. Ne yapacağız eczanede? Bana 9 koruma faktörlü güneş yağıyla deniz gözlüğü mü alacaksın? Tabii aslında esasen haklısınız. Hastaneye götürmem lazım sizi. Sen 8'de 8 salaksın bey baba. Canına okurlar hastanede senin. Karakol, zabıt, hastane polisi. Aslında sana müstahak ama arada ben de sürünürüm. En iyisi senin evine gidelim. Ne? Hanımefendi, ben evli barklı bir adamım. Boyumla 2 tane çocuğum var benim. Evime gidemeyiz. Götür de nikahını al mı dedik bey, Allah'ın adamı. İyi ya, indir beni şurada kenarda. Kamyon çiğnemiş sincap gibi öylece kalıvereyim yolun ortasında. Yok, indiremem hanımefendi. Orada esnaf gördü size çarptım. Sonradan bir şey falan olur da. İyi, yürü hadi, yürü hastane polisine. Vallahi siz beni yanlış anlıyorsunuz hanımefendiciğim. Yani gitmesine gideriz eve de bu kılıkta biraz zor olacak. Ne varmış kılığımda be? Bugün bana araba çarpacağını bilsem ona göre abiye bir şeyler seçerdim. İyi tamam gidelim eve ama bak söylemedi deme yani çok fena olacak artık.